Tamam, Trendyol birincilik. Evet. Şimdi Eyüpspor inanılmaz paralar harcayarak oradaki orantıyı şey yaptı. Kaçıncı yani yılı? Etkiledi. Kaçıncı yılı? Şimdi kaçıncı yılı diyelim? Dördüncü yılı. Dördüncü yılı diyelim. Aynen. Orada oldu. Yani orada yılı. Güzel bir yapılanma. Ben kendisini de tanıyorum. Arda Turan güzel bir çalışma yapıyor. Güzel, rahat şekilde çalışıyor. Ama diğer takımlarımız, özellikle Anadolu'da, oradaki hocalarımız tabii ki hem yönetimsel olarak hem meslektaşları olarak, yani Arda Turan kadar rahat çalışamıyorlar tabii ki. Mali Süper Lig'de bile öyle kadro konusundan falan filan. Orayı nasıl değerlendiriyorsunuz abi mesela? Yani oradan çıkan takım asansör takımı gibi oluyor mesela. Çıkıyor, öbür sene düşüyor. Bunu nasıl önlememiz lazım? Ne yapmamız lazım? O ligle ilgili yorumlarınızı, oradaki yarışla ilgili yorumlarınızı da merak ediyorum. Yani Eyüp bence birinci olarak çıkacak gibi gözüküyor. Puan farkı 10 zaten çıktı da. Değil mi? Bu saatten sonra artık zaten kadro kalitesi ve ekonomisiyle bu saatten sonra 12 puan, 12 diyelim puan, hatta 12. Puan. İkinci ile 10 puan da, üçüncü ile 12 puan var. Evet. Şimdi yani o başkanı da tanıyoruz, kardeşimiz bizim Murat. Ne kadar çok futbola yoğunlaştığını da biliyoruz. Ekonomisi de çok güçlü tabii. Bu işler ekonomiyle oluyor. Dolayısıyla Eyüpspor dördüncü yılında artık bu mutlu sona ulaşacak gibi gözüküyor büyük bir ihtimalle. Sonrası için sonra Kocaeli takımına bakıyoruz. Ertuğrul Sağlam'la sezon başında toparlanma süreci, onlar da çok ciddi para harcadılar. Kocaeli Spor inanılmaz bir kadroda gidenler gelenler, ciddi paralar, tekrar Süper Lig'e dönmek için bir uğraş içerisinde. Yine Sakarya'ya bakıyoruz. Göztepe var bu arada. Göztepe o da deneyimli bir kulüp. Evet. Orası da yatırımcı değiştirdi. Yani normalde bu kadar beklemezdim Göztepe'den istikrarlı bir çıkış. Hani ama sessiz iddiasız bir takım baktığımız zaman, hani oyuncu çok grubunda aynen. Çok böyle baskın isimler yok. Evet. Ama bir şey tutturdular yabancı bir hocayla. Fena değiller, iyi gidiyorlar. Onun dışında Sakarya'da Tuncay 10 küsür maçtır bir istikrar sağladı. Kaybetmeden. Dün de doğum günüydü Tuncay'ın. Pardon, dün değil evvelsi gün. Evet. Konuştuk kendisiyle. Ümraniye maçına da davet etti. İsterseniz hep beraber gidelim. Göztepe'ye kaybettiler. Kaybettiler. Evet. İsterseniz hep beraber gidelim. Tuncay kardeşimiz de sevinir. Doğum günü nice mutlu yaşlarına onun da. Sonra o da bakıyoruz işte bu ligin. Zor şartlarda iyi mücadele ediyor. Bandırma Spor, Fevzi de orayı çok yakından tanıyor. Bandırma Spor her sene ligi böyle domine eden, playoff'un ucundan dönen, playoff'a katılıp finalden dönen. O Bandırma Spor da inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Hedefleri zaten herhalde playoff. Tabii 3-4 senedir. Manisa da büyük paralar harcadı değil mi hocam bu sene? Manisa futbol kulübü çalıştık. Evet. Çok büyük, belediye başkanı çok büyük destek veriyor. Futbolu çok seven bir insan, bir belediye başkanı. Mevlüt Başkan da aynı şekilde futbolu çok seven bir başkan. Ama bir türlü o şeyi yakalayamadı. Bu sene geçtiğimiz senelere göre biraz daha mali yapısı biraz daha düşük bir takım. İki sene önceki gibi değil. Ancak bu sene hiç olmadı. Yani istediği şeyleri bir türlü hani sonuca yansıtamadılar. Bir hoca değişikliği oldu. 2-3 hoca. Osman Hoca ile başladılar. Ondan sonra Osman Özköylü, Osman Zeki Korkmaz, Osman Özköylü. Şimdi Mustafa Hoca, Mustafa Dağılcı Hoca geldi. Onlar bu seneyi artık hani bir bitirelim. Çok fazla transfer de yapmadılar. 1-2 oyuncu aldılar ama önümüzdeki senenin bir altyapısını yapalım diye uğraşıyorlar. Orası potansiyel olarak müthiş bir takım. Yani şöyle, müthiş bir şehir. İşte bir eksiklik nerede var? Yani iyi kadro kurarsınız ama bu coşkuyu, bu arkanızdaki seyirci desteği, kitlesi sizi itecek böyle bir güç olması lazım. Manisa'da bu yok. Oynadıkları stat işte biliyorsun. Müminoskop Kasap Stadı. 3000 kişilik tabii. Evet. Yani ne kadar para harcarsanız harcayın bir şekilde bir yeriniz eksik kalıyor. Burada sizi tamamlayacak bir şey lazım yani. Orada da Soner abi o Manisa Spor'la eski Manisa Spor biliyorsun amatör kümede şu anda.
Bu Manisa Spor'u da seyirci çok kabullenmiş bir seyirci yok. Yani evet. Bir şehir yok. Evet. O yüzden hani hala insanlar eski Manisa Spor'un belki daha fazla seyircisi vardı amatör kümede. Orada öyle bir sıkıntı var. Evet. Peki orada Eyüp Spor'u çıktı dedik. Süper Lig'in yeni takımı dedik. Favorileriniz kimler? Kocaeli, Göztepe, Sakarya. Üçü. Yani tabii öyle gözüküyor ama yine sürpriz bir takım. Devre arası kim nasıl transfer yapacak henüz? Yani daha 3-4 gün oldu. Evet. İnsanlar transfer yapıyorlar. Orada makas da Eyüp'ten sonra çok geniş bir makas yok. Yok. Yani o avantaj aslında her takım için. 3-4 puanlık bir fark var arada. Hani baktığınız zaman bugün Çorum 30 puanlı, Bandırma 7. 30 puanlı, Göztepe 35 puanlı. Ben yani sizin gibi iki ustanın yanında bir tahminimi söylemek istiyorum. Ben ama ilk iki mi olur, playoff mu olur? Ben Çorum Spor'un Süper Lig'e geleceğine inanıyorum. Ya, neden diyorum bunu biliyor musun hocam? İmkanlar çok güzelmiş. Orada kardeşlerimiz de oynuyor. Sıkıntılı bir döneme girdiler orada. Şu anda mı girdiler? Evet. Şu anda girdilerse bir şey diyemem ama yani Gökhan Karadeniz'le falan görüştüm takım kaptanı. Ya muazzam dedi yani. Gerçekten şehir de dedi hep destekliyor dedi. Evet. Yani yönetim de destekliyor dedi. Taraftar da destekliyor. Ben onlar çıkar diye sezinliyorum ama şimdi öyle sorunların olduğu yerde ama hocam şimdi Tuncay Şanlı geldiği zaman mesela Sakarya o sorunlar bitmedi mali açıdan. Ona rağmen bir seri yakaladı. Sanki Çorum'un kadro kalitesi de iyi gibi geliyor. Şöyle orada benim Pendikspor'da olduğum dönemde Oğuzhan sevgili arkadaşım sonra başkanlık verdiler orada ona. Evet. Arkasında bir grup futbolu bilen bir arkadaşımızdı. Kulüpte başkanlık yaptı. Evet. Sonra bizim Hamit sportif direktördü Karşıyaka'lı biliyorsun. O da futbolun içerisinden gelen bir arkadaşımız. Hatta Murat da oradaydı bir dönem. Başkanlık yaptı. Oğuzhan evet başkanlık yapıyordu. Murat da hem futboldan sorumlu direktör gibi. Yani tamamen futbol içerisinden gelmiş ne güzel, insanlar vardı ne güzel, aslında. Ne güzel. Ve geçen seneki şampiyonluk bu seneki kadronun kurulması... ödemelerin doğru yapılması hepsi çok güzeldi ama son dönemde benim takip ettiğim Oğuzhan Başkan bıraktı. Hamit bıraktı mı bilmiyorum Abdülhamit. Ama şey bıraktı yine Murat da bıraktı. Yani orada bir yönetimsel olarak bir değişiklik oldu. Evet. Sebebini bilmiyorum. Anladım. Ama yani çok sağlıklı bir geri dönüş olur mu bu durum? Orada biraz, işler değişebilir. Orada biraz peki işler sen, değişebilir. Sen ne diyorsun hocam? Yani sen orada mesela senin sezgin nedir? Playoff'tan bu dediğin takımlara da. Yani, hani burada sürpriz olur mu? Playoff çünkü çok şans. Şans değil mi birazcık playoff? 9. sıradaki Ümraniye'nin üzerinde her takımın Süper Lig'e çıkma şansı var. 23 puan Ümraniye. Ondan sonra gelen takımlar işte Çorum falan. Onlar 28'den başlıyor. Evet. 35'e kadar 2. sırada Göztepe'ye kadar 2 maçlık şey var. Makas var. Çok kolay kapanabilir hatta yani. Hatta bir iki maçlık seri yakalayan takım playoff'un içine girer yani. Tabii tabii. 3 maç üst üste kazandığı ama sezon zaman. Sonunda playoff'lar açıklandığında sıralama biliyorsun 3-5 4-6 diye oynuyor. 3. final bekliyor. 4-5 6-7 oynuyor. 6-7 oynuyor. Evet. 3. bitiren finali dolayısıyla bekliyor. Burada favoriler hiçbir zaman 3. direkt finalde değil mi finalde hocam? Finalde bekliyor. Oturuyor bekliyor onlar. Evet. 4-5 ile oynuyor. 5-6 ile sonra onların kazananları oynayıp finale aslında adil bir şey oldu. Çünkü yıllarca biliyorsun son anda Süper Lig'i kaçıran takımlar ilk turda elendiler gittiler. Ya. Tabii, tabii. Yani en azından ona şimdi final hakkı sağlıyor. Evet, yani siz kadar kovaladınız sonuna kadar bence adaletli, düzgün bir uygulama oldu.